Biraz da ekonomiden bahsedelim. Biliyorsunuz bizim Tarsus'un ekonomisi dün geçişe kötüleşen bir ekonomiye sahip. Eski fabrikalarımız, eski şaşalı günlerimiz maalesef son buldu bu ekonomik krizden dolayı. Yani yaklaşık 20 yıldır böyle bir sıkıntı var. Bu dönemde güncel olarak da çiftçilerimiz çok zor durumda. Karpuzumuz para etmedi, kavunumuz para etmedi. Maalesef tarlada çürüyor. Ama baktığımız zaman İstanbul piyasasına, büyük şehirlere karpuz fiyatları yüksek, kavun fiyatları yüksek. Bu aradaki marjları kazanan arkadaşlar zengin oluyorlar. Ama olan çiftçi oluyor. Çiftçinin durumu çok zor. Sağ olsun Büyükşehir Belediyesi ve Tarsus Belediyesi bunlara bir destek olmaya çalışıyor. Nedir? Alıyor, çiftçinin ürünü alıyor, alabildiği kadarıyla. Ve bunları halka ücretsiz satıyor. Bu konuda sizin görüşleriniz nedir? Şimdi pandemi dönemi tüm dünyayı etkilediği gibi tabii Türkiye'yi de etkiledi. Dolayısıyla bizim yaşadığımız Tarsus'u, Mersin'i de etkiledi. Tarsus'ta, Mersin'de yaşıyorsa zaten esnafların durumunu görüyoruz, çiftçinin durumunu görüyoruz. Çiftçinin ürünü para etmiyor veya para ediyor, maliyeti karşılamıyor. Çünkü niye? Mazot pahalı, gübre pahalı, girdiler pahalı, işçilik pahalı. Çiftçi de ne yapacağını şaşırmış durumda. Eskisi gibi para etmediği için veya yurt dışına her ürün artık satılamıyor. Çünkü bu pandemiden dolayı her ürün herkes almıyor. Örneğin Rusya bile kaç senedir domatesimizi almıyor. Narin şeyimizi almıyor. Niye? Akdeniz sineği var diyor örneğin veya başka bir şey buluyor. Tarımsal atık. Şimdi Türkiye'deki üretilen mallara bakıyoruz. Bu sene mesela karpuz çok. Karpuz çok tarlada. Şu anda bir işçinin yoğun üyesi kadınlar 100 lira, erkekler 110 lira alıyor benim bildiğim en son. Evet. Tabii bunun içinde elci parası falan da kesiliyor. Yani sizin tarlanız olsa yani 10 kişi getirseniz sadece 100 liradan verseniz 1000 lira işçilik vereceksiniz günde. Tarladan topladığınız karpuz karşılayacak para etmiyor ki satsanız 1000 lira toplayamıyorsunuz. Evet. Yani bu sene ürün çok olduğu için, ihracat olmadığı için ve bir de dediğimiz gibi yani para etmeyince ne oluyor? Çiftçi zor durumda kalıyor. Bazıları da karpuzu toplatmaya korkuyor. Toplatsa eline yani 100 lira para kalmıyor, 100 lira da maliyeti karşılamaz. Yani 1000 lira işçilik verse. 1100 lira alsan olacak ki ama ne yaptılar? Tarsus Belediye Başkanımız sağ olsun Mersin Büyükşehir. Tarlada toplanmayan ürünleri de aldı veya toplanan ürünleri toplu olarak satın aldı. Ya onlara böyle maliyetini ödeyerek aldı. Kimisi de hibe edenler de oldu sağ olsun. Maddi durumu iyi olan çiftçilerimiz yok değil birkaç. Onlar da verdi fakir fukara yesin diye. Parasız vermek istemeyenin de belediyeler maliyetini vererek satın aldı. Bunları halkımıza ücretsiz dağıttı. Çok güzel. Mesela daha önce pırasa dağıtmıştı, lahana, karnabahar dağıtmıştı. Bu sene görüyoruz bugünlerde karpuz, patates, soğan dağıtıyorlar. Yani Yeni Dünya dağıtıyorlar. Yeni Dünya da dağıttılar. Tabii yani bizim bölgemizde yetişen bir ürün. Yani fark etmez. Tarlada kalmasın yeter ki. Yarın gün üzüm de dağıtılsa şaşmayın. Şu an üzüm daha yeni yeni çıkıyor ama yani olabilir. Üzüm satılmasa inşallah satılır, para eder. Ben onu isterim. Onlar satılmayacak olursa belediyelerimiz sahip çıkıyor. Yani bir vatandaşa yani en azından bayram şekeri gibi bir katkı olmuş oluyor. Yani patates evinde bir ayda dursa çürümüyor. Karpuz 15 günde dursa baklava alamıyorsa insan karpuz yiyecek. Doğrudur. Kavun yiyecek. Kavun da dağıttılar. Karpuz da dağıttılar. Limon dağıttılar. Tabii limon dağıttılar. Çok güzel. İstanbul'da bir limonun tanesini 2 lira 3 liraya alamıyorsunuz. Ama Tarsus'ta kilosu 2 lira. Bravo. Para ediyor. Yani demek istediğim belediyelerimiz çiftçiye çok güzel sahip çıkıyor. Bir de bu arada Tarsus Belediyesi ata tohumlarına önem veriyor. Örneğin buğday. Buğdaya çok önem veriyor. Zaten ekmeğimiz, belediyenin kendi ürünleri de var. Glutensiz ekmek üretirken de ona buğdaya ihtiyacımız oluyor. Belediye bunları kendi tarlalarında, boş olan arazilerinde ektirdi. Şu anda biçiliyor, hasat ediliyor. Biçer dövürler çalışıyor. Yani çok güzel. Tarsus Belediyesi'nin tarım politikasını destekliyorum. Alkışlıyorum. Çok güzel bir şey. Yani burada ben yani yalakalık olsun diye değil, olumlu olan her şeyin veya olumlu iş yapan herkesin arkasındayız, destek oluruz. Yoksa başka bizim bir beklentimiz yok. Belediye başkanlarımıza çiftçiye sahip çıktıkları için teşekkür ediyorum. Daha önce hükümet de, mevcut hükümet de patates soğan dağıttı. Ya onu da eleştirenler oldu ama ben eleştirmedim. Niye? Ya, çiftçiye destek. Çiftçiye destektir bu arkadaşlar. Yani bu yalakalık değil. Aynı şeyi hükümet yapıyor, tamam eleştirebilirsiniz ama aynı şeyi CHP'li belediyeler de yapıyor. Ama güzelse yapsın. Ben onları da alkışlıyorum. Yapsın. Hatta ben şöyle bir şey söyleyeyim. Hükümet ve belediyeler bak bu işe başlamadan Tarsus'ta bir iş adam arkadaşım var benim. Geçen işte 2020'de başlamıştı. Hale gidiyor. Halde kendi abisi çalıştığı için. Satılmayan ürün ne var? Patates soğan dedi. 3'er ton patates soğan aldı. Bu adam ben fitre zekat olarak Ramazan'da dağıtacağım parayı dedi. Patatese soğana yatırıyorum dedi. Bazı mahalle muhtarlarına verdi. Dedi ki benim adımı vermeden
alın bu patatesi, soğanı fakir vatandaşa dağıtın dedi. Yani hükümet bile dağıtmadan Tarsus'ta bir iş adamı yaptı bunu. Bak kendisi de adımı vermeyin dedi, reklam olmasın diye. Ben de adını açıklamıyorum. Ama isteyen sorabilir. Örneğin Şehirsak Mahallesi muhtarı gitsin sorsun. Dağıttı. Muhtar dağıttı bunu yani. Ben de dağıttım bizzat. Ya ne oldu bu sefer? Yani adam reklam amaçlı yapmadı bunu. Çiftçiye sahip çıkmak. Halkadan sahip fitre çıkmak. Zekatını verirken de fakir fukaraya yardımcı olmak için yaptı. Bana göre çok güzel bir şey yaptı ve adam hükümetten önce yaptı bunu. Yani belediyelerden önce yaptı bunu. Güzel düşünmüş. Güzel bir şey ve reklamını da yapmadı. O daha güzel bir şey. O daha da güzel. Yine ismimi söylemedi. Biz yine ismini söylemiyoruz. Yani adam reklam peşinde değil. Ben zaten dedi Ramazanlarda aynı fitre zekatımı dağıtıyorum. Bunu dedi peşin peşine alıp dağıtıyorum halka dedi. Hem mesela çünkü niye? Tabii hadis-i şeriflerde dedi niye verir? Sağ elle yardım yapıyorsan sağ elin verdiğini sol el görmeyecek diyor. Evet. Bu arkadaşımızı ben kutluyorum. Böyle iş adamlarımız var Tarsus'ta. İşte bu nedenle ben Tarsus'ta olduğum için çok mutluyum, çok seviniyorum. Bu iş adamlarımızı da kutluyorum. Güzel bir konuşma oldu. Güzel işte Allah çiftçimizin de yar yardımcısı olsun. Yalnız şöyle söyleyeyim, bir şey daha eklemek istiyorum. Bu ürün çok oluyor dediğiniz gibi, para etmiyor. Niye etmiyor? Mesela 2 yıl önce, 3 yıl önce patatesin kilosu 5 liraydı. Şu anda 2 lira. Yine para etmiyor. Ama 2-3 yıl önce 5 liraya satılırken bunu gören çiftçi arkadaşlarımız ne yapıyor? Aa bu sene çok iyi para etti diyor, gelecek sene program dışı fazladan patates ekiyor. Bunu devletin organize etmesi. İşte bunu devletin kesin programlı ve organize ederek ve denetleyecek. İl tarımları, ilçe tarım. Tabii il ve ilçe tarımdaki müdürlerimiz, ziraat mühendisleri bunu denetleyecek. Tarsus'ta mesela 100 ton ekilecekse 100 tona göre endeksleyecek. Fazla ekmeyecek. Fazla ektiğiniz zaman para etmiyor. Yani çok mal olduğu zaman bilirsiniz hiçbir şey para etmez. Bak mesela bu dönem şeye bakıyorum. Kuraklık olduğu için buğdaydan boy vermedi. Bu sene samanda büyük bir sıkıntı oldu. Şimdi bak saman olayı dediniz. Ben mesela şu 10-15 gündür takip ediyorum. Hatta fotoğrafladım. Fotoğrafları da var, ben de onu ayrı haber yapacağım dediğiniz gibi konu. Ya Beylerbeyi'ne ben ne zaman gitsem tırlar, kamyonlar Tarsus'un samanını götürüyor. Tabii. İç Anadolu'ya götürüyor. Niye? Oralarda yok. Hep Niğde plakası götürüyor. Tabii tabii. Yani Niğde plakası olsun, Konya'ya bile buradan saman götürüyorlar. Niye? Saman altın. Zaten rengi de altın gibi. Şimdi biz buranın buğdayımız az oldu diyoruz veya ürün az oldu, boyu kısa oldu diyoruz ama yine de biz buğday yönünden Tarsus çok iyi yetiştirici olduğu için onların sapı, samanı, her şeyi hayvanlara yiyecek oluyor. Altın. Zaman yarın bir gün. Tabii yarın bir gün belki de Tarsus'taki çiftçilerimiz saman bulamayacak. Gidip Konya'dan gelecekler. Veya bu sefer biz gidip başka yerden para alacağız. Çok mesela yaylaya giderken ben Tekirli bizim yaylamız. Giderken hep soğanları görüyorum. Soğan patates İstanbul'a doğru tırlarla gidiyor. Evet. Sonra bir bakıyorum. Aradan 3 ay geçiyor. Bakın bu taraf İstanbul'dan bu tarafa soğan patates geliyor. Ya şimdi şu Türkiye'de şöyle bir şey gördüm. Parası olan parasına para katıyor. Niye? Yarın bir gün mesela para edecek bir şeyleri alıyor, stokluyor. Ondan sonra yarın ne yapıyor? Kış geldi bir de millet bulamadığımızı piyasaya çıkarıyor. Belki bir ay önce benden aldı, iki ay geçiyor, üç ay geçiyor, geri bana satıyor. Evet. Mesela portakal konusu, portakal mandalina konusu, narenciye konusu. Her sene kışın bir narenciye de, narenciye beş sene para etmiyorsa bir sene para ediyor. Evet. Ve her sene aynı konuşma oluyor. Ya biz bu narenciyi nasıl değerlendiriyoruz? Narencinin değerlendirme yöntemi belli. Bir tane meyve suyu fabrikası açacaksın veya meyve suyu NTK tesisi açacaksın. Bunu Tarsus Belediyesi mi yapar, Bersin Büyükşehir mi yapar, dışarıda olsa yatırımcı grup yapar mı? Her sene bu sıkıntıdan çiftçiyi kurtarmak lazım. Şimdi o dediğiniz... Bilecek ki benim malım fazla olsa da az olsa da bu alınacak, depolanacak. Dünyanın en büyük meyve suyu ihracatçısı benim bildiğim kadarıyla İsrail. Niye İsrail? Adam teknoloji yapmış, saklama koşulları yapmış. Bu marka vermek değil, bir meyve suyu, bak böyle taneli meyve suları var, ismi lazım değil bir firmanın. Onları mesela özel bir teknolojiyle o taneleri, meyve suyunu taneli şeklinde şişeleyebiliyor. Biz bu teknolojiyi niye yapamıyoruz? Tamam, İHA siyahlar yapıyoruz. O da bir teknoloji, o da bizim için çok gerekli. Ama bizim narenci memleketiyiz diyoruz. Ama narenci işçilik bir tesis, bugüne kadar narenci için bir tesis yapılmış değil. Mersin'de bir tane meyve suyu fabrikası var veya iki tane meyve suyu fabrikası var. Onlarla yapıyorum. Bu portakalın, bu mandalinanın, bu greyfurtun altın değerindeki bu ürünün değerlendirilmesi için bir an önce yetkilerin şimdi aksiyon olması lazım. Akdeniz bölgesi, Mersin, Tarsus, Narenciye'nin merkezi. Evet. Dediğiniz gibi doğru söylüyorsunuz. Eskiden Narenciye'den çok iyi para kazanılıyordu. Şimdi mesela para etmiyor diyorsunuz. Doğru, evet. Para etmiyor.
Onun için ne yapmak lazım? Dediğiniz gibi meyve, ilk aklımıza gelen meyve suyu fabrikası. Meyve suyu, meyve kurutma fabrikası. Tek ondan bitmiyor. Şu anda ben mesela yeni duydum. Tarsus Mersin Organize Sanayi Bölgesi'nde böyle bir tane güneş ışınlarının sistemiyle, enerjiyle güneşten sağlayarak Mersin Büyükşehir Belediyesi de desteklenmişti. Onun haberi de 2-3 gün önce çıktı. Evet. Bu meyveleri kurutup ambalajlayarak satma. Yani patatesi nasıl cips yapıyorlar? Evet. Onun gibi portakalı da böyle kurutuyorlar. Muzu da kurutuyorlar, çileği de kurutuyorlar. Yani ihraç fazlası, ürün fazlasını değerlendirmeyi kurutuyorlar, ambalajlayarak. Bu daha bir sene, iki sene daha dayanıyor. Çukurova fabrikası içinde de öyle mi? Çukurova fabrikasının içinde de kurulduğunu duydum. Oldu. Ama bunu bu katma dahi, değeri çok yüksek. Tabii. Yani bu ne demek biliyor musun? Bu gıda sanayi. Yani illa sanayi deyince fabrika, araba fabrikası veya kamera fabrikası demek değil. Gıdanın da sanayisi var. Yani işleyecek ünitelerin olması lazım, fabrikaların olması lazım. Bu ne? Meyve suyu fabrikası, meyve kurutma fabrikası olabilir. Salamura da işleme. Mesela şimdi Tarsus'un bir kooperatif kuruldu. Ya bu konuları ben uzun uzun ileride anlatırım da şimdi kısa geçiyoruz. Mesela tarımsal kredi kooperatifi kurulmuş. Tarsus'un sarılık zeytinlerini topluyor. Çok güzel mesela. Onları salamura yapıyor. Bağlardaki yaprakları topluyoruz. Orada mesela en az 10-15 tane bayan ablamız çalışıyor. 2-3 tane erkek çalışıyor. 20 kişiye iş vermiş. Ne yapıyor? Bu salamurayı yapıyor. Zeytini salamura yapıyor. Yaprağı salamura yapıyor. Veya salatalıktan da turşu da yapabiliyorlar onlar. Siyah zeytin de yapıyorlar gördüm. Çok güzel. Yani bu ne demek? Gıda sanayi. Tarsus'ta işte inşallah 4. gıda sanayi kurulacak. Ankara yolu üzerinde. Temel atma törenleri başladı yavaş yavaş. Altyapısı yapılıyor. İnşallah 2-3 yıla kadar o sizin dedikleriniz olacak. Ama çok geç kaldık. Çok geç kaldık. İnşallah 2-3 sene içinde Tarsus'ta bu fabrikalar kurulduğunda hem işsizlik azalacak hem de ürünlerimiz para edecek. Yani ben Tarsus'un geleceğini parlak görüyorum. Tarsus'un yıldızı parlayacak diyorum. Evet. Tarsus'un geleceği bence de parlak. Nedir? Havaalanı bitecek. Tabii daha o konulara girmedik. Turşu havaalanı yapılacak. 5 sene yani üniversiteye gelişecek. Bunlar Tarsus'u 3-5 gömlek yukarı doğru taşıyacak. İnşallah bunun devamında Tarsus'un il olma projesi gerçekleşir. Ve hak ettiğimiz yere en kısa zamanda gelir memleketimiz. Bu konuşma bence sohbet çok güzel oldu. Bunun devamını her hafta yapmayı planlıyoruz. Bu konuşmayı parça parça YouTube ve diğer kanallardan, sosyal medya kanallarından yayınlayacağız ve haber kanallarımızda yayınlayacağız. Yakup Bey'e bu sohbetten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Var mı ekleyeceğiniz bir şey? Konularımız kısa kısa değinelim dediğiniz gibi çok güzel oluyor. Memnun oldum bu programa katılmaktan dolayı. Her zaman da gelirim. Yeter ki beni dinlesin Tarsus Halkı veya siz dinleyin. Görüşlerime önem verdiğiniz için teşekkür ederim. Her zaman her konuda ben yani bilgim dahilinde konuşmayı severim ve konuşurum. Çünkü ben 1977'de bu sektöre girdim. İşte kaç yıl oluyor? 44 yıl oluyor. 44 yıldır yani bilgi birikimimizi sizlerle paylaşabilirsem ne mutlu. Konularda kısa kısa değineceğimiz için ilerideki günlerde dediğiniz gibi bizi izleyenler alta yorum yazarsa şu konuyla konuşun, bu konuyla konuşun veya sorularınız olursa bir şekilde ileriki programları belki canlı da yaparız. O zaman telefon numarası veririz veya WhatsApp'la bize hatırlarım direkt sorularına da cevaplarız. Çünkü bizim ortak bayramımız Tarsus. Tarsus ve Tarsus'ta yaşayan herkesi seviyoruz. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Kolay gelsin.